ya da bazı Müslümanlar tarafından Türkçe olimpiyatları diye bir faaliyet düzenleniyor kardeşler. Bizim Müslümanlar da bu faaliyetlerle övünüyorlar, seviniyorlar. İşte dünyadan birçok insanlar geliyorlar, Türkçemizi konuşuyorlar. İşte bununla ilgili onların Türkçe konuşması insanlarımızın hoşuna gidiyor. Böyle bir faaliyet düzenliyorlar. Bunun içerisinde şarkılar, türküler, sadece Türkçe konuşma değil, şarkı ve türküyle yani bu yarışma düzenleniyor. İnsanlar da tabii bunu güzel çalışmalar, güzel faaliyetler olarak görüyorlar. Ve bunu gerçekleştiren arkadaşlarımız da bir cemaati temsil ettikleri için sanki İslam'a hizmetmiş gibi algılanıyor. İslam'a hizmet olarak görülüyor. Güzel faaliyet olarak görülüyor. Peki bu İslam'a göre nasıldır bu davranış, bu faaliyet? İslam'a uygun mudur, değil midir? Bunu bir düşünmek lazım. Çünkü bu faaliyeti sıradan bir televizyon kanalı gerçekleştirse, İslam'la alakası olmayan bir takım insanlar bunu gerçekleştirse, biz bu hususta hiçbir şey söylemeyiz. Zaten adamların fikirleri belli, ne yapmak istedikleri belli deriz, amaçları belli deriz, caiz olmayan şeyler yapıyorlar. Ama bunu Müslümanlar, Müslüman insanlar yapınca ve adına bir de güzel faaliyetler, adını güzel faaliyetler olarak koyunca, tabii buna ne yapmak gerekiyor? Bir cevap verme hakkımız var, eleştirme hakkımız var. Bir kere şunu ifade edelim ki, Rabbimizin emri dışında hakkı, hak olanı Rabbimizin emri dışında batıl ile anlatmak, batıl ile müdafaa etmek caiz değildir. Yani Allah'ın ve Resulünün emrettiği şekilde İslami çalışmalar yapmak lazım. Onların rızası doğrultusunda faaliyetleri düzenlemek lazım. Affedersiniz, idrar ile temizlik yapılır mı? Necis olan bir şeyle bir şey temizlenir mi? Mümkün değil. Faiz ile hayır yapılır mı? Olmaz. İçkiyle temizlik yapılır mı? Olmaz. Hakkı batılı birbirine karıştırmamak lazım. Allah'ın emri belli, Resulullah'ın emri belli. Bu doğrultuda bütün faaliyetlerimizi buna göre belirlememiz lazım. Onların yasakladığı bir şeyi, Rabbimizin razı olmadığı bir şeyi, bunda hayır vardır diyerek, bu güzeldir diyerek yapmak caiz değildir. Üstelik bu faaliyetler içerisinde haram olan şeyler var. Birincisi, mahremiyet kesinlikle göz önünde bulundurulmuyor. Bu faaliyette mahremiyet kesinlikle göz önünde bulundurulmuyor. Kadın erkek bir arada bir faaliyet düzenleniyor. İkincisi, şarkı, türkü, müzik, pop, işte biliyorsunuz bunların hepsinde mevcut. Bunların hiçbirisinin İslam'la alakası yok kardeşler. Bu İslam'a göre caiz değildir. Bu hizmet değildir. Bizim dinimiz Türkçeyi dünyaya yaymayı emretmiyor. Emri bil maruf, nehyi anil münker nedir? Allah'ın ve Resulünün emirlerini emretmek, onların yasakladıklarından insanları da nehyetmektir. İslam'a ait olmayan bir şeyi, ırkçılıkla ilgili olan bir hususu tüm dünyaya yaymaya çalışmanın İslam'la ne ilgisi var? İslam'la ne alakası var? Bütün dünya Türkçe konuşsa ne olur ki? Ya da Kürtçe konuşsa, ya da İngilizce konuşsa ne olur? İman edenler var, iman etmeyenler var. Bizim derdimiz Allah'ın isminin en yüce olması için gayret etmektir, çalışmaktır. Bunun için faaliyetler düzenlemek, bunun için organizasyonlar yapmak gerekir. Onun dışında batıl organizasyonları İslam adına sahiplenmeye çalışmak, bir hizmet görmek kesinlikle İslam'la alakası olmayan batıl bir düşüncedir. Bir kere ikincisine gelelim. Birinciyi söyledik. İkincisi, İslam fıkhında çalgı aletleri haramdır. Bu
hususta gelen hadisler var. Sahih hadisler var. Dört mezhep imamının bu hususta yasakları var. Bakın şu anda İslam Fıkhı Ansiklopedisi Vehbe Zuhayli'nin dört mezhep görüşlerine göre almış olduğu fıkıh kitabı var elimde. Burada diyor ki, Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerinin meşhur olan görüşlerine göre ud, tambur, saz, davul, zurna, kaval ve benzerleri, rebap ve buna benzer telli, ney ve bütün üflemeli sazları kullanmak haramdır. Bakın dört mezhep imamına göre. Bu hususta gelen peki görüşler neye dayanıyor? İnsanlar neye dayanarak bunu caiz olarak görüyor? Bu hususta bazı alimlerin caiz olarak gördüğü, caiz olarak verdiği fetvalar var. Zahiri mezhebin imamı İbn Hazm, İmam Gazali, yani buna benzer birkaç alimin cevaz verdiği bir husus bu. Ancak onların savundukları delilleri hadis alimlerimiz çürütüyorlar. Sahih hadisler var bu hususta. Haram olduğuna dair sahih hadisler var. Bu hadisleri ilmen çürütüyorlar. Yani karşılığında vay sen nasıl böyle bir fetva verirsin değil. İlmen rivayet zincirlerine göre bu hususta da yazılmış müstakil bir eser var. Muhammed Nasruddin Elbani'nin rahimahullah. Bakın böyle bir eser var. İslam fıkhında çalgı aletlerinin hükmü diye. Bunu merak edenler temin etsinler. Bunu okusunlar. Bu hususta gelen hadisleri tek tek ele alıyor ve bunları ilim çerçevesinde değerlendiriyor ve neden haram olduğunu izah ediyor. Karşı taraf görüşün tutanaklarının yani delillerinin zayıflığını ortaya koyuyor. Bu durumda çalgı aletleri de haram. Bu yetmiyormuş gibi isterseniz birkaç tane hadis okuyayım bununla alakalı. Şey yapmayalım, direkt geçmeyelim. Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu anh'ten dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yemin olsun ümmetimden zinayı, ipeyi, şarabı ve çalgı aletlerini helal kabul edecek topluluklar olacaktır. Bir takım kimseler bir dağın yanına konaklayacaklar. Onlara ait koyun sürüsüyle çoban sabahları yanlarına gelecek, akşamları gidecek. Kişi bir ihtiyacı için bunlara gelecek de onlar bize yarın gel diyecekler. Bunun üzerine Yüce Allah geceleyin dağı üzerlerine indirip bir kısmını helak edecek, öbürlerini de kıyamet gününe kadar maymunlara ve domuzlara dönüştürecektir. Bakın birinci hadisimiz zinayı, ipeyi, şarabı ve çalgı aletlerini helal kabul edecek. Bu sahih bir hadistir. İkinci hadisimiz dünyada da ahirette de Enes bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilmiş. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Dünyada da ahirette de lanetlenmiş iki ses vardır. Sevinç anında zurna ve musibet anında feryat. Bu hadis Müslim'de geçiyor. Müsned'de geçiyor Ahmet bin Hanbel'in. Üçüncü hadisimiz Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayette peygamberimiz şöyle buyurdu. Muhakkak Allah bana şarabı, kumarı, kubeyi yani davul haram kıldı ya da bana lafzı olmadan haram kıldı geçiyor hadiste. Sarhoşluk veren her şeyde haram kılındı. Haram kıldı. Üçüncü hadisimiz bu. Dördüncü hadis Abdullah İbn Amr İbn el-As radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamberimiz buyurdu ki muhakkak aziz ve celil olan Allah içkiyi, kumarı, kubeyi yani davul
ve guberrayı darıdan yapılan bir içki haram kılmıştır. Sarhoşluk veren her şey de haramdır. Altıncı hadiste İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'ten Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Ümmetimde taşlanma, mesih yani suret değişimi ve hasf yani yere batma olur. Ey Allah'ın Resulü, bu ne zaman olacak diye sorduklarında, çalgı aletleri ortaya çıkar, şarkıcı cariyeler çoğalır ve şaraplar içilirse. Bakın bunlar hep sahih hadisler. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'ten rivayetle, ümmetimde taşlanma, mesih ve hasf yani suret değişimi ve yere batma olur. Ey Allah'ın Resulü, bu ne zaman olacak diye sorduklarında, çalgı aletleri ortaya çıkar, şarkıcı cariyeler çoğalır ve şaraplar içilirse. He? Evet. Yedinci hadis Ebu Umame radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şarkıcı kadınların satılması, satın alınmaları, onların ticaretinin yapılması helal değildir. Onlar karşılığında alınan bedel haramdır. Yani şarkıcı kadınlar alınıp satılmıyor belki ama para karşılığında şarkı söylettiriliyor. Değil mi? Bir nevi bunun ticareti yapılıyor. Evet. Lokman suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnsanlardan öylesi vardır ki eğlence türü sözleri satın alırlar. Yani boş sözler. Bunlar boş sözlerdir. Şarkı sözleri müfessirler tarafından eğlence türü sözler olarak tefsir edilmiştir. Bu ayet bu hususta indirildi dedi. Yani bu ayet çalgı aletlerinin şarkının haramlığı hususunda indirildiğini söyledi. Diyor ki bir kişi, beni hak ile gönderene yemin olsun, bir adam yüksek sesle şarkı söyledi mi, mutlaka Yüce Allah o vakit ona omuzlarına çıkan iki şeytan gönderir. Sonra o susuncaya kadar onun göğsü üzerine ayaklarını aralıksız vururlar. Yani bunlar hep sahih rivayettir kardeşler. Daha ayrıntılı bilgi için bu eserden faydalanmanızı tavsiye ederim. İslam fıkhında çalgı aletlerinin hükmü. Şimdi bu konuda bu açıdan da eleştirmiş olduk, değil mi? Gelelim işin başka bir boyutuna. Şimdi bu arkadaşlarımızın cemaati birçok güzel faaliyet de yapıyor. Dünyanın birçok ülkesinde okullar açıp insanlara hizmet götürüyorlar, eğitim veriyorlar. Eğriye'de doğru ellerinden geldiği kadar İslam'ı tanıtmaya çalışıyorlar. Tamam, güzel bir faaliyettir. Gerçekten fedakarlık yapıyorlar. Az bir gelirle, maaşla Afrika ülkelerine gidiyorlar, dünyanın birçok ülkelerine gidiyorlar. Yani bunu Allah rızası için yapıyorlar bu insanlar. Kim Allah rızası için bir fedakarlık yaparsa, yani Allah ondan razı olsun. Ancak yani yanlışa gelince de eleştiri kabul etmek gerekiyor. Ona göre değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bir takım insanlar diyorlar ki bu Türkçe olimpiyatlarını Resulullah'ın ruhaniyeti gelip ziyaret ediyormuş. Bir de işin bu batıl boyutu var. Bir kere sahabeden hiçbir kimseden Resulullah'ın ruhaniyetinin kendi yapmış oldukları faaliyetleri denetlediğine dair bir rivayet gelmiş değil. Sahih bir rivayet gelmiş değil. Yani onların hatta Hoca Efendi'nin bir tanesi yemin ederek söylüyor. Vallahi diyor şu anda Resulullah aramızda. Yani bu kadar emin konuşan bu insanlar neye dayanarak konuşuyorlar? Hangi ayete dayanarak? Hangi sahih hadise dayanarak konuşuyorlar bilmiyorum. Ama bununla ilgili sahabeden böylesine yemin ederek şu anda Resulullah aramızda diyen birisini ben bilmiyorum. Hazreti Ömer diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varken bize gökten haber geliyordu.
insanların iç durumlarını bilebiliyorduk ve buna göre hüküm veriyorduk. Resulullah vefat etti ve biz insanların durumlarını bilemeyiz. O halde ne yaparız? Zahiren bize beyan olunan duruma göre hüküm veririz. Yani Resulullah vefat etti, onunla bağlantımız kesildi. Hiçbir İslam ordusu komutanı demiyor ki şu anda Resulullah aramızda. Şu anda Resulullah bizimle beraber. Yani bu böyle bir takım şeyler anlatılıyor. Tabii ki bunlar da caiz değil. İşin öbür tarafına gelecek olursak, diyelim ki Resulullah'ın ruhaniyeti denetleme yapıyor. Şimdi Resulullah denetleye denetleye kendisinin haram kıldığı, yasakladığı bir faaliyeti mi denetleyecek? Yani bundan mı razı olacak? Yoksa gidip mücahitlerin içinde Allah için canlarını feda eden, birçok sıkıntılar çeken insanları mı denetleyecek? Bunları mı denetleyecek? Yoksa ilim talebelerinin dirsek çürüttüğü dershaneleri mi denetleyecek? Oraları mı ziyaret edecek? Yani insanlar bu kadar komik olmasınlar. İslam'ı bu kadar ayaklar altına düşürmesinler. Böylesine delilsiz, böylesine komik iddialarda bulunmasınlar. Allah rızası için, Allah rızası için delille hareket etsinler. Delil olmayan böyle batıl fikirlerini rüyalarına göre amel etmesinler. Rüyalarında gördükleri şeylere göre amel etmesinler. Zahiren elimizde olan bizim kaynaklarımız var. Bu kaynak Kur'an ve sünnetten oluşur. Biz ona bakarız. Onda bununla ilgili deliller varsa ona göre hareket ederiz. Yoksa ona göre hareket ederiz. Allah rızası için bu batıl faaliyetlere son versinler ve böyle batıl düşünceleriyle İslam anlatmaya kalkmasınlar. İnsanları hak olan ve delilli şeylere davet etsinler. Yani son sözüm odur ki kardeşler, bu hususta bu faaliyet İslam'la alakası olmayan batıl bir faaliyettir, batıl bir iştir. Bunları düzenleyenleri Allah katında mesul eder ve bunun bir sorgusu olur. Ona göre hesaplarını vermek için ayaklarını denk alsınlar, ona göre kendilerini hazırlasınlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.